Evet, Samsunspor'un golcü futbolcusu Atabey Çiçek yanımızda. Atabey, teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun. Ne demek? Antalya'da çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Evet. Şansımıza havalar da güzel. Hani geçen yılları hatırlıyoruz. Burada yağmurlarda kampa geldiğimizi de hatırlıyoruz. Aynen. Sence nasıl geçiyor kamp? Ayın 25'inde toplandık zaten. Yaklaşık bir 10 gündür kamptayız. Evet. Gerçekten hani takımda arkadaşlık olsun, antrenmandaki performanslarımız olsun, her şey çok yerinde, çok güzel gidiyor. Evet. İkinci yarı çok daha zorlu geçecek, bunu herkes biliyor. Biz de ona göre çalışıyoruz. Şu anda her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Evet. İlk takıma geldiğinde bir uyum veya ne denir artık, bir problemin olduğu belli gibiydi ama sonradan öyle bir döndün ki gerçek Atabey'i artık izlemeye başladık. Özellikle de Bahattin'le inanılmaz bir ikili oldunuz. Bu konu hakkında sen neler söylersin? Yani aslında takımda bir uyum sıkıntısı çekmedim ama ben yapı olarak her gittiğim takımda sezon başlarında bir form düşüklüğü oluyor bende. Evet. Sonradan açılan bir yapım var. Onun için sonradan daha çok kendime geldim ilk yarının sonlarına doğru. İkinci yarı benim için çok daha iyi olacağını düşünüyorum performans olarak. Bahattin'le zaten önceden de rakiptik, karşılıklı oynuyorduk. Bu sene de ilk defa aynı takımda oynamak nasip oldu. O da gayet profesyonel, iyi bir oyuncu. İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum ben de. Bahattin 15, sen 7 gol attın. Evet. Yani zaten 39 atılmış gol var. Bahattin biraz ekstra yaptı. Evet. Nedir hedef evet. Sezon sonu? Zaten ben sezon başında bir hedef koymuştum. Evet, 20 gol hedefi koymuştum. Demiştin, evet. Kupada da 2 golüm var. Kupada da 2 gol var. Hadi onları saymayalım. Ama 20 gole ulaşacağımı düşünüyorum. Çünkü önceki yıllardaki takımdaki performansıma baktığımız zaman ikinci yarı daha çok gol attığımı biliyorum ben de. Onun için 20 gol hedefine ulaşacağımı düşünüyorum. Bahattin de böyle giderse zaten belki de bir rekor bile evet. Kırabilir. İnşallah da kırar, inşallah aynen. Da 20 gole ulaşırsın. Kesinlikle aynen öyle. Son olarak seni de fazla tutmayalım. Ertuğrul Sağlam gibi çok Türk futbolunda evet. Da önemli bir teknik adam. Samsunspor'da. O da buradaki projeye, Samsunspor'a inandığı için evet. Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen ikinci lige geldi. Ertuğrul Hoca sizlere ne kattı? Evet, kesinlikle bizim için, bütün takım arkadaşlarım için büyük şans. Özellikle biz forvetler için daha da büyük şans. O da eski forvetlerden. Kesinlikle, evet. Bize neler yapılması gerektiğini püf noktaları her zaman gösteriyor. Bir hocadan çok arkadaş gibi bizle, futbolcularla ilişkileri gerçekten çok iyi. Yani bize çok şey katıyor. Zaten onun da burayı tercih etmesine sebebi buranın bir proje takımı olması. Yani bura zaten ikinci lig hak eden bir kulüp değil. Süper Lig'e kadar o da burada takımı Süper Lig'e kadar çıkarıp büyük başarılar imza atmak istiyor. Aynı evet. Bizim gibi. Biz de bir üst ligden geldik. Buraya boşuna gelmedik. Takımı şampiyon edip burada devam edip Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Hocamız da aynı hedefte. Hepimiz aynı hedefteyiz. Umarım yolun sonunda bu şampiyonluğu elde edeceğiz kesinlikle. İnşallah öyle İnşallah. Olacak. Bizler de sizlere güveniyoruz. İnşallah. Tekrar teşekkür ederiz. Ediyorum röportaj için. Eklemek istediğin son olarak taraftara bir mesajın var mı? Evet. Taraftara mesajım var. Taraftarımız gerçekten büyük bir cami olduğu için her maçta bizi destekliyorlar, sağ olsunlar. İyi günde kötü günde bizim yanımızda olsunlar, her zaman olmaya devam etsinler. Zaten bize deplasman maçında bile kendi evimizdeki atmosferi hissettiriyorlar. Evet. Eksik olmasınlar. Bu şekilde devam etsinler. Biz zaten sezon sonunda bir üst lige çıkacağız. İnşallah öyle İnşallah. Olacak. Teşekkür ediyorum Atabey. Evet, Antalya'da röportajlarımız sürüyor. Atabey Çiçek'te konuğumuz. Ona da teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.